Arkadaşlar merhabalar. Program geliştirme 3. dersimiz. Biz 2. derste program geliştirmede program çeşitlerini gördük. Eğitim programı, öğretim programı, ders programı. Bunun yanında posterın programlarını gördük. Resmi, uygulanan, ihmal edilen ve çok karşımıza çıkan, çok karışan ekstra ile örtüyü gördük 2. videoda. Şimdi 3. videoda bunun devamını ortaya koyacağız. Ne göreceğiz? Plan çeşitlerini göreceğiz. Arkadaşlar, biz programları Talim Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı talim terbiye hazırlıyordu. Öğretmenler de planları hazırlıyor. Hangi planlarımız var? Arkadaşlar, 3 tane planımız var. Yıllık plan, günlük plan ve ders planı. Bu kısmı göreceğiz. 2. videoya çok dikkat edin arkadaşlar, ama bu dersimizde de özellikle ders planından karşımıza soru gelebilir. Şimdi planlar nedir? Plan, eğitim öğretim sürecinde bizim amacımız etkili kalıcı öğrenmeyi sağlamak. Bunu tesadüfe bırakamayız. Biz plan program yapacağız ki o plan dahilinde hedefe daha kısa sürede daha etkili ulaşalım ve daha kalıcı öğrenmelere sağlayalım. Bu nedenle plan için şu söylenir: planlar yasal yönden zorunludur. Yani bir öğretmene teftişe, müfettiş geldiği zaman plan ondan ister. Zorunludur bu. Eğitsel anlamda da gereklidir. Çünkü biz eğitimi tesadüflere bırakamayız. Bir amacımız var. O amaca ulaşmak için her şeyi planlı, programlı yapmak zorundayız. Planın amacı öğrenciyi hedefe ulaştırmak, etkili kalıcı öğrenmeyi sağlamak. Planlarda ne vardır? Öncelikli olarak benim ders planım, dersimin hedef kazanımlarına uygun olacak. Planımda hedef, konu, yani içerik, kullanacağım yöntem, teknikler, yapacağım ölçme, değerlendirme hepsi yer almalı. Öğrenciyi sürece katabilecek şekilde plan program yapmalıyım. Öğretim ilkelerine yer vermeliyim. Baktığımız zaman plan programım biraz esnek olmalı. Yani bana böyle tamamen beni sınırlandırmamalı. Genel hatları, genel çerçeveyi çizmeli. Uygulanabilir, gerçekçi olmalı. Açık, net, anlaşılabilir olmalı diyeceğiz. Plan neyi sağlar? İşi şansa bırakmıyoruz. Biz eğitim-öğretim sürecini daha planlı, daha organize hale getiriyoruz. Böyle yaparsak daha etkili, daha nitelikli kalıcı öğrenmelere ulaşırız. Eğitim-öğretim sürecini yönlendiririz. Hedefle içeriğin bağlantısını daha iyi kurarız. Derse uygun yöntem, uygun teknik, uygun araç gereçler getiririz. Değerlendirmeyi daha sağlıklı, daha doğru yaparız. Yani program bize, planlar bize eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında yol gösterir. Tamam, ve bunu yaparsak da hedefe ulaşmış oluruz. Bunu yaparsak sınıf yönetimimiz kolaylaşır. Bunu yaparsak bir yıl boyunca rahat ederiz. İyi sonuçlar elde ederiz. Plan çeşitleri 3 tane: yıllık, günlük, ders planı. Arkadaşlar, yıllık plan, ünitelendirilmiş yıllık planı zümre hazırlar. Ya da ilkokulda şube öğretmenleri. Yani 4A'da kaç kişi var? 5 tane sınıf rehber öğretmeni var. O 5 kişi hazırlar. 3A'da kaç kişi var? Atıyorum 4 tane şubemiz var. 4 kişi hazırlar. Bir de zümre hazırlar. Zümre kim? Bir okulda 5 tane ne diyelim edebiyat öğretmeni var. O 5 edebiyat öğretmeni hazırlar. 3 tane ya da 2 tane ne diyelim 3 tane matematik öğretmeni. Bir tane din kültürü, ahlak bilgisi öğretmeni. Bir kişi hazırlar. Zümre o. 3 kişi hazırlar. Biri zümre başkanı olur. En deneyimli olan, bu şekilde zümre hazırlar. Şimdi bakınız, ben bir tane örnek yıllık plan getirdim. 3 tane öğretmenimiz var. 1, 2, 3 zümre. Bir tanesi atıyorum zümre başkanı. Okul müdürünün imzası var. Bu şekilde ne yapılır arkadaşlar? Bu şekilde yıllık planımız bir yıl boyunca bize yol gösterir. Planda ne var? Ay kısmı, yani hafta, tarih kısmı. Kaç saat dersin olduğu, konu ve kazanımlar, burası ayırmış bunu, ayırmayabilir, konular, hedef davranışlar, kazanımlar. Bunun yanında kullanılacak yöntem teknikler, kullanılacak araç gereçler, değerlendirme yapılacaksa atıyorum birinci yazılı yoklama, değerlendirme. Bu şekilde bir yılı yıllık planla biz organize ederiz. Şöyle yaparız, kitabın ilk sayfasında ilk konudan başlarız, okulun açıldığı ilk hafta, son Haziran'a kadar bütün kitabı ona eşit şekilde, dengeli şekilde dağıtırız. Buna yıllık plan diyoruz. Günlük plan arkadaşlar, günlük planı
İlk öğretim sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenleri. İsimleri değişse de günlük plan hazırlarlar. Özel eğitim. Eğitim akışı vesaire var ya, günlük eğitim akışı şu bu. İsimleri değişse de günlük planı sınıf öğretmeni, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenleri hazırlarlar. Kılavuz kitap olan derslerde plan hazırlama zorunluluğumuz yok. Onu söyleyelim ve şöyle asıl konumuza gelelim. Ders planı. Günlük plan için şunu söyleyeyim. Yarın okulun olduğunu düşünün. Yarınki günümüzde atıyorum pazartesi günü. Yarınki günümüzde hangi dersler var? Matematik, matematik, Türkçe, Türkçe, atıyorum beden eğitimi, resim. Şöyle dersler. 6 saati yazıp çizdiğimiz, yani bir günü yazıp çizdiğimiz plana ne diyoruz biz? Günlük plan diyoruz. Ders planı o günün içerisinde bir ders. Yani 40 dakika. 40 dakikada ne yapıyoruz? Bura önemli. Buraya dikkat edin. Buradan soru geliyor. Özellikle dersin giriş kısmına daha çok dikkat edin. Dersin başında öğretmen arkadaşlar sıralama değişir. Onu en başta söyleyeyim. Yani güdüleme, hedeften haberdar etme vesaire değişir. Dersin başında öğretmenin farklı bir materyalle sınıfa girmesi. Ben hep bilgisayarımla, çantamla sınıfa giriyorum. Bir gün küreyle geldim. Bir gün şapkayla geldim. Bir gün derse geldiğimde alkışlayarak sınıftan içeri girdim. Ya da sınıfa girdim, ilginç bir soru sordum. Sorularda hep çıkar. Kısa bir film izlettim. Bir tane gazeteyle, gazete haberiyle geldim. Hiçbir şey yapmıyorsam tahtaya vurdum. Şu tahtaya vurma bile dikkat çekme. Herkesin size bakmasını sağladınız. Ama sizin amacınız öğrencilerin size bakması değil, konuya odaklanmalarını sağlamak. Siz diyorsunuz ki bugün öğreneceğimiz konu günlük hayatta işinize yarayacak. Bu bilgiyi kullanacaksınız. Buradan soru gelecek. Burada sınavda canınızı okuyacağım dediğinizde bu hayatiliktir, güdülemedir. Güdüleme eşittir hayatilik. Kişi işine yarayanı öğrenmek ister. Buraya işine yarayacak soru gelecek, buna odaklanıyorsun. İşte güdüleme bu. Dikkat çektiniz, güdüleme yaptınız, hayatta kullanıma dair ipuçları verdiniz, bilgi verdiniz. Hedeften haberdar etme. Bugünkü konumuz proje problem çözme. Bugünkü konumuz çarpanlara ayırma. Bugünkü konumuz rasyonel sayılarda bölme işlemi. Hücre, hücrenin özellikleri, hedefi söyleme. O dersin sonunda çocuk ne öğrenecekse onu söyleme. Ön bilgileri hatırlatma. Dersin başında eski konuya kısa değinip yeniye geçersiniz. Ben bu videonun başında dedim ki ikinci videoda programları gördük. Şimdi biz planları göreceğiz. Geçiş yapmaya çalıştım. Tamam arkadaşlar? Şimdi dikkat çektik, güdüledik, hedeften haberdar ettik, ön bilgileri hatırlattık. Şuraya dikkat edin. Ön öğrenmeleri hatırlatma, geçiş. Nereden nereye geçiş? Eski konudan yeni konuya geçiş. Şu bağlantıyı kurma, ön bilgileri hatırlatma, geçiş. Peki hedeften haberdar etme, eşittir gözden geçirme. Böyle deyin, ÖSYM ikisini aynı seçenekte vermedi. Aynı seçenekte A, B diye olurlarsa aradaki farkı söylüyorum. Arkadaşlar, hedeften haberdar etme, o gün ne öğrenileceğini, hedefi söylemek. Yani bugünkü konumuz proje problem çözme, hedeften haberdar etme. Buraya vurgu yapma. Bugünkü konumuz hücrenin yapısı özellikleri. Bugünkü konumuz ne diyelim, İstanbul'un fethi gibi. Biz gözden geçirme yapacağımız zaman hedefi söylüyoruz, içeriye değiniyoruz ve eğitim durumlarında değiniyoruz. Eğitim durumları. Yani biz bu üçüne değinirsek buna ne diyoruz? Biz gözden geçirme. Bugünkü konumuz İstanbul'un fethi, Türk ve dünya tarihi açısından önemli demek, hedeften haberdar etme. Arkadaşlar biz önce bu konuyla, bugünkü konumuz İstanbul'un fethi, Türk ve dünya tarihi açısından önemli. Kitaptaki okuma parçasını bir okuyalım, bir arkadaşımız okusun. Sonra üzerinde tartışma yapalım ve İstanbul'un fethinin önemli noktalarını hep beraber görelim. Demek gözden geçirin. Bir örnek vereceğim size. Ben şöyle diyorum. Bir film var. Filmin adını söylemek
hedeften haberdar etmek. Filmin fragmanını, beni de yoldan çıkardınız, fragman, mıragman, yani fragmanını söylemek, gözden geçirme. O gün ne öğrenileceğini söylemek, hedeften haberdar etme, o konunun içerikle bağlantısı, nasıl öğrenileceğini söyleme, eğitim durumlarıyla bağlantısını göstermek, gözden geçirmedir. Tamam. Şimdi farkı şöyle söylüyorum. Diyoruz ki farkı gör. Öğretmenin dersin başında o derste öğrenilecek konu hakkında öğrencilerini bilgilendirmesi, hedeften haberdar etme. Kazanımlarla alakalı bilgilendirdikten sonra kazanım içerik ilişkisini kurması, neyi nasıl kazanacaklarını açıklaması, gözden geçirme. Bir örnek. Konumuz çevre kirliliği. Bakın bazen karışan konuları örneklerle götür. Derse gazete çevre kirliliğiyle alakalı gazete haberi getirirseniz, derse böyle elinizde bir kağıtlar geldiniz böyle bir poşette, dersin hemen başında kağıtları böyle havadan aşağıya döktünüz. Sınıf hep kağıt parçaları doldu. Dikkat çekti. Hoca ne yapıyor falan filan. Ders sınıfı kirlettik, dağıttık. Bugün bak bunu yapmak dikkat çekme. Kısa film izletme dikkat çekme. O gün ne öğrenileceğini söyleme, hedeften haberdar etme. Bugünkü konumuz çevre kirliliği, nedenleri, sonuçları al sana hedeften haberdar etme. Gözden geçirmeye bakın. Çevre kirliliği ile alakalı çocuklar bugün bir kısa film izleyelim, sonra üzerine tartışalım ve en önemli kısımları çevre kirliliğinin neden ve sonuçlarını hep beraber bulalım. Gözden geçirme. Sen hedeften haberdar etmeye filmin adı dedik. Buraya ne dedik? Fragman dedik. Öyle kodla. Güdüleme. Bakın buradan canınızı okuyacağım. Buradan soru gelecek. Bu bilgi işinize yarayacak. Sizin çocuklarınızın hayatını kolaylaştıracak. Ne oldu? Güdüleme. Ön bilgileri hatırlatma. Geçen hafta çocuklar çevre kirliliğinde atıyorum hava kirliliğini gördük. Bugün de toprak ve su kirliliğini göreceğiz. Demek ön bilgileri hatırlatmaktır. Yani geçiştir. Geçtik. Arkadaşlar, çok özür dilerim, pardon. Gelişmede dersin yarım saatlik süresi. Yarım saat ne yaparız? Dersi anlatırız. Yöntem teknik kullanırız, deney yaparız, gözlem yaparız, araç gereçlerle dersi destekleriz, soru cevap yaptık, pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme, dersi anlattık. Bazen yine dikkat çektik ve güdüledik. Arkadaşlar lütfen bakın, burası önemli. Söyle bakayım şu nedir, ilginç bir soru sorduk. Birden atıyorum ne yaptık? Elimizi çırptık, dikkat çektik ve tekrar güdüleme yapabiliriz. Ve sonuç kısım, sonuç kısmı. Burada arkadaşlar yapacağımız şey dersin bir özetini, bir toparlamasını yapmak. Önemli noktaları vurgulamak nedir? Bazen haftaya şunu göreceğiz, haftaya şu ödevi yapın gelin, ödevlendirme yapmak. Ama genellikle özet ve toparlama yaparız. Şimdi arkadaşlar ekstra bir not, kübik program. Kübik program şu ana kadar 3-4 defa seçeneklerde geldi. Çok boyutlu bir program. 3 boyutu olduğu için küp şeklinde adlandırılmış, kübik denmiş buna. Yükseklik boyutunda dersler, genişlik boyutunda temalar, kazanımlar, sosyalleşme, hesaplama, atıyorum işte değerler eğitimi, doğru düşünme, problem çözme gibi amaçlarımız. Derinlik boyutunda ise kullanacağımız yöntem teknikler, deney, gezi, gözlem, anlatım, sunuş, gösterip yaptırma, bunlar. Yani kübik programda bir boyutu dersler, bir boyutunda dersteki kazanımlar, konular, bir boyutunda da onlara ulaşmak için kullanılacak yöntem teknikler yer alır. Şimdi YouTube kanalına abone oldunuz zaten. Yani olmanız lazım dememe gerek yok. Oraya oldunuz inşallah. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Elimizden geldiğince diyorum ya, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. YouTube kanalında 4 derse ait bütün videoları bulacaksınız inşallah. Tekrar videolarını çekeceğim. Farkı görleri çekeceğim. Çektim, çekiyorum. Ve Oscar adayları sınava yakın göreceğiz. Bunları dikkate
alın, izleyin. Sınavdan sonra da güzel mesajlarınızı bekliyorum Allah'ın izniyle. Şimdi bir toparlama yapacak olursak, arkadaşlar şöyle 2 ve 3. ünitenin toparlaması şu. Burayı kim hazırlar? Milli Eğitim Bakanlığı hazırlar. Şurayı şuradan çizdik. Dedik ki programlar 3 tane. Eğitim programı, öğretim programı 4 tane ders, eğitim programı 4 yıl, ders programı 1 kitap. En dar, en ayrıntılı olanı ders programı. Burada da plan türlerinde yıllık plan 1 yıl, günlük plan 1 gün, ders planı 1 ders, 40 dakika. En dar, en ayrıntılı olanı ders. Bakın ders olanlar, en dar, en ayrıntılı olanlar. Unutma. Bir de Posner amcamız var. Diyordu ki ben programları 5'e ayırırım. Resmi program, onun yapabildiğim kısmı uygulanan, yapamadığım ihmal edilen. Sonradan ortaya çıkan yazısız yaptığım örtük, ortaya çıkan yazılı yaptığımda ekstra programdı demiştik. Bu videoyu burada bitiriyorum. Üçüncü videomuzu da bitirdik. Program geliştirmeyi böyle videolar şeklinde tamamlayacağız. Devamında da materyal tasarımı gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Önce konular, sonra çıkmış sorular arkadaşlar. Emin olun işinizi çok çok